bu süreçte gündelik hayatımız değişime uğradı. Bu değişime ayak uydurmak yine kişiden kişiye daha kolay ya da daha zor. Çalışan biri evden çalışıyorsa eğer buna adapte olmak ya da hiç çalışmıyor olmak, bir takım ekonomik güçlüklerle birlikte ya da sosyal hayatın kısıtlılığıyla birlikte depresif süreçleri uyarabilir. Bir takım bazı kaygı bozukluklarını uyarabilir. Bunlarla ilgili sağlıklılık ölçütümüz aslında her zaman olanı, yani işlevsellik. İşinizi yapabildiğiniz sürece, gündelik hayatı evinizden idame ettirebildiğiniz sürece sağlıksız bir durum ortada yok. Hastalık yönünde düşünmüyoruz biz. Ama ne zaman ki bu gündelik hayata uyumunuz, işlevselliğiniz bozulur, işinizi yapamaz olursunuz ya da evinizin rutinini götüremez olursunuz, bu noktada problem var. Bu noktada evet, profesyonel bir yardıma başvurulmalı. Ya da her zamankinden fazla bir kaygı ve bu kaygı yine dediğim gibi işlevselliğe engel olacak. Bir hekime başvurduğunuz zaman da ya da bir psikoloğa size benzer şeyleri önerecektir. Burada da söyleyelim. Nefes egzersizleri birinci sırada gelen. Bunlar belli teknikleri var, bulunup okunabilir de ya da başvurduğunuz takdirde anlatılacaktır ama ardışık 8 adet derin nefes, derin alıp daha uzun sürede vermek şeklinde olan diyafram nefesi de diyebiliyoruz. Kas gevşetme egzersizleri var, bunlar olabilir. Ya da bireyin kendisinin zaten kullandığı yoga benzeri şeyler olabilir. Size iyi gelen aktiviteler, kimine müzik dinlemek daha iyi gelecektir, kimine film izlemek, kimine kitap okumak. Size en iyi gelen şeyi yine siz kendiniz bilirsiniz. Keyif verici aktiviteyi arttırmak, terazinin bir kesesi ağır bastığında diğer kefeye bu iyi gelecek, keyif verici, rahatlatıcı egzersizlerden koymak. Bunun dışında evet, sosyal ritim, sosyal hayat kesintiye uğradı ama yine de yapılacak başka şeyler var. WhatsApp, sosyal medyadaki gruplarımız belki şu dönemde daha aktif kullanılabilir. Sabah günaydınlaşmak için, gece iyi geceler demek için, komşuluk ilişkileri bu dönemde daha geliştirilebilir. Mesela aynı sokakta ya da aynı apartmanda oturanlar kendilerine özgü WhatsApp grupları kurabilir. Ya da aynı iş yerinde çalışanlar farklı gruplar oluşturabilir. Sosyal mesafe korunarak uygun zeminde, uygun parkurda yürüyüşler düzenlenebilir. Bisiklete binilebilir. Dediğim gibi sosyal mesafeye dikkat edilerekten. Ya da balkonlar arası sohbetler düzenlenebilir. Filmler, CD'ler gönderilip alınabilir gibi.